gelmek üzereyiz. Benim adım Esra Plümer Bardak. Aranıza Kıbrıs'tan katılıyorum. Telaffuzum biraz farklı gelebilir. Hoş görün. Anlamadığınız bir şey olursa daha düzgün telaffuz etmeye çalışırım. Ama söz veremem. ben sanırım bugünün en genç konuşmacılarından biriyim diyebilirim. Öyleyim değil mi? kesinlikle öyleyim. Yardımcı doçentim. Bir sanat tarihi uzmanıyım. Görünüşüme bakmayın, aslında ben son 10 yıldır sanat alanında eğitmen ve araştırmacı olarak görev almaktayım. İngiltere ve Kıbrıs'taki çeşitli üniversitelerde hem öğretim üyesi olarak, hem bölüm başkanı olarak, hem de sınav komisyonlarında görev alan biriyim. Ve son 2 yıldır Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde plastik sanatlar bölümünde çalışıyorum. Ve biz bir sanat odaklı bir üniversite olarak yılda en az 2 kez özel yetenek sınavı dediğimiz sınavlar yürütüyoruz. Ve bu dönemde bazı gözlemler edindim. Bunların üzerine bazı düşünceler paylaşmak istiyorum sizinle. Benim sunumum, konuşmam biraz daha kavramsal olacak diyebilirim. Çok teknik değil sanırım. Ama biraz da bu kavramları, yani tüm gün içinde yetenek, yaratıcılık vesaire gibi, özel gibi bazı kavramlar kullanılıyor. Biraz onların üzerine düşünmek istiyorum ben ve konuşmak istiyorum. Aday öğrencilerimize ve ailelerine bu kavramları düşünmemizi biraz yapı bozumcu bir şekilde tekrardan değerlendirmemizi sağlamaya çalışacağım diyebilirim. Evet. Şimdi öncelikle güzel sanatlar dediğimizde tam nereden bahsediyoruz? Hangi bölümlerden bahsediyoruz? Biraz oradan girelim konuya. Güzel sanatlar fakültelerinde genellikle resim, fotoğrafçılık, işte baskı sanatları, animasyon, çizgi film, endüstri ürünleri tasarımı, el sanatları, seramik ve cam gibi, grafik tasarım, heykel, iç mimarlık, dekor, kostüm vesaire gibi bölümler vardır. Ve bu bölümlere ilgi duyan kişiler genellikle kimler olurlar? Aslında bu kişiler çoğunlukla çok erken yaşlarda bu alanlara ilgi gösteren, işte bu yaratıcı diyebileceğimiz veya daha doğrusu yetenekli diye adlandırdığımız özellikler gösteren ve bu mevcut, yani var olan yetenek veya özelliklerini geliştirmek için bu gibi fakültelere başvurmayı düşünürler. Dünya sanat tarihine de baktığımızda, tabii bir sanat tarihçisi olarak hemen sanat tarihine girme şeyi hissediyorum kendimde. Dünya sanat tarihine baktığımızda aslında Rönesans döneminde 1550'ye kadar gidersek Giorgio Vasari diye bir sanat tarihçisi vardı. İlk sanat tarihçisi olarak da bilinir. Ve Vasari'nin kitabında sanatçıları anlatma biçimi ve halka sunma biçiminden bu yana, yani onun gösterdiği örneklerden yola çıkarak, özellikle 18. yüzyılda da bunun tekrar bir dönüşünü görüyoruz, bu anlatım şekli. Ve bu sanatçı tanım ve tabirlerinde de bireyin, aslında bir kişinin çok küçük yaşlarda bu yeteneğe, böyle bir özel bir yeteneğe sahip olduğunu, bir şekilde bu yeteneğinin ortaya çıktığını veya keşfedildiğini görüyoruz. Bir öykü şeklinde de bunun anlatıldığını biliyoruz ve sanatçı veya güzel sanatlar alanına ilgi duyan kişiler de böyle bir kalıbın içine yerleştiriliyorlar aslında ve böylece kişinin güzel sanatlarla ilişkisi bir serüven şeklinde başlıyor. Şimdi 20. ve 21. yüzyılda aslında bu gibi romantik diyebileceğimiz veya modernist diyebileceğimiz öykülenme şekilleri aslında bozulmaya başlıyor. Yani buna karşı olarak aslında yetenek diye bir şey olmadığı veya herkesin bir sürü yeteneğe ve birçok yeteneğe sahip olduğunu
iddia eden birçok sanatçı ve bilirkişi vardır. Şimdi herkesin yetenekli olduğuna katılabiliriz hepimiz de. Evet diyebiliriz. Bunun da daha baskın bir şekilde çeşitli alanlarda konuşulduğunu da görebiliriz. Peki o zaman güzel sanatlar fakültelerine giriş sınavlarında özel yetenek sınavı diye adlandırılan şu yetenek sınavının değerlendirilme biçimleri neye göre yapılır? Yani ne üzerinden bu yetenek neye göre ölçülür veya değerlendirilir? Bu kelime ne anlama gelir? Yani bu kelimeyi anlamadan aslında aday öğrencilerimiz ve aileleri tam olarak aday öğrencilerden ne beklendiğini anlamaları zor diye düşünüyorum. Aynı zamanda istatistiklere de bakarsak, Türkiye'de yetenek sınavları yoluyla güzel sanatlar fakültelerine giriş %10 başarı oranı olarak görülebiliyor. Bu aslında oldukça düşük bir rakam. Yani işte 5000 kişiden sadece %10 kişi başarılı oluyorsa bu ne anlama geliyor? Yani bu başvuran kişiler yetenekli değiller mi? Bu anlama mı geliyor? Aslında kesinlikle hayır. Bu anlama gelmiyor bence. Bu tam olarak da yetenek kavramının aslında çalışmadan bazı seçilmiş bireylere işte verilmiş bir özel bir şey varmış gibi düşünme tarzının veya bu özellik olgusunun oluşturduğu bir yanılsama olduğunu söyleyebiliriz. Ve aday öğrencilerin de aslında giriş sınavlarına daha hazırlıklı, daha bilgili, daha donanımlı bir şekilde başvuru süreçlerinin içine girmeleri gerektiğini ve bu süreci daha yakından tanıyıp, daha iyi anlayıp buna yönelik çalışmalarını yapmaları gerektiğini gösteren bir rakamdır bu. Şimdi bunu ne şekilde yapabiliriz? Buna hazırlık olarak birkaç adımdan bahsetmek istiyorum. Güzel sanatlar fakültelerine başvurmayı düşünen aday öğrencilerin nelere dikkat etmeleri gerekir? Öncelikle eğitim görmek istediğiniz üniversiteleri çok iyice araştırıp nerelerle ilgilendiğinize bir karar verip ondan sonra onların sınav tarihlerine, özel yetenek sınav tarihlerine şey yapmanız gerekiyor. Yakından takip etmeniz gerekiyor. Onlara ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Tabii ki girmeniz gereken başka sınavlar da vardır. Onları da tamamlamanız gerekiyor. Teknik olarak bu bilgiler oldukça yani kapsamlı bir şekilde gün içinde verildi size diye bunların üzerinden tekrardan geçme ihtiyacı hissetmiyorum açıkçası şu anda. Ben daha fazla bu motivasyon mektubu, özel yetenek sınavı ve portfolyonun üzerinde durmak istiyorum. Motivasyon mektubu dediğimizde nereden bahsediyoruz? Aslında bu bir yazı biçimi olarak kendinizi tanıtma aracıdır. Bir motivasyon mektubunda hocalar sizden ne duymak ister veya ne okumak ister? Sizin kendinizi tanıtacağınız, kendi ilgi alanlarınızı detaylı bir şekilde kendinize hedeflediğiniz güzel düşlerinizi ve oluşturmak istediğiniz becerileri görmek isterlerdir bu motivasyon mektuplarında. Bu yani bir veya iki sayfayı aşmayacak şekilde olması tercih edilir. Hiçbir hoca 5 sayfalık bir motivasyon mektubu okumak istemez hiçbir aday öğrenciden. Bu kesinlikle etkileyici bir şey değildir. Daha uzun yazayım, daha çok yazayım, daha başarılı olurum diye düşünürseniz bayağı yanılırsınız. Ne kadar az ve öz şekilde kendinizi ifade edebilirseniz o kadar iyidir diyebilirim. Evet.
Şimdi biraz daha detaylı bir şekilde bu özel yetenek sınavının ne olduğuna ve ondan sonra da portfolyoya bakalım. Özel yetenek sınavı dediğimizde aslında çizim sınavından bahsediyoruz. Bunların da bazı süreçleri vardır. Buna da ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Pratik yapmanız gerekiyor. Yani bu sınava hazırlık olarak pratik ne demektir? Durmadan çalışmak demektir. Yani elinizde her zaman bir sketch defteri, her zaman kaleminiz olup her şeyi çizmeniz, her anda sürekli elinizin durmadan bir pratik şeklinde çalışması demektir. Kesinlikle ve kesinlikle bu tabii ki bireysel zamanınızda da yapmanız gereken bir şeydir. Fakat profesyonel destek de alınması gereken bir alandır. Rehber hocalarınızdan, resim öğretmenlerinizden, başka çevrenizde bulunan sanatla bağlantılı profesyonel anlamda sanatçı olan bireylere danışabilirsiniz. Profesyonel alandan destek almanız gereken bir şeydir pratiğinizi geliştirmek. Aynı zamanda çalışırken de, pratik yaparken de süre kavramınızı da geliştirmeniz gerekmektedir. Bu özel yetenek sınavları, çizim sınavları her zaman süreli sınavlardır. Size kısıtlı bir zaman tanınır. Bu 1 saat veya 3 saat arasında değişkenlik gösterebilir farklı fakültelerde, farklı bölümlerde. O yüzden bir nesneyi gerçekten desen olarak kaleme alıyorsanız, bir nesneyi ne kadar sürede kağıda aktarabilirsiniz? Kendinize göre biraz kendinizi gözlemlemeniz gerekiyor. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Aynı zamanda bu çizim sınavlarında 2 tane farklı aşama vardır. Ondan da daha detaylı bahsedeceğim fakat her zaman aday öğrencilerimizin kendilerine verilen soruları, kendilerinden istenilen şeyleri iyice anladıklarından emin olunması gerekiyor. Özellikle imgesel sınava gelindiğinde bu çok hayli önem taşır. Onun da ne olduğundan bahsedeceğim şu anda. Şimdi güzel sanatlar fakültelerine hazırlıkta yetenek sınavında genel olarak 2 tane aşama vardır. Birincisi desen sınavıdır. Bu 1. aşamadır. Çok basit bir şekilde aslında naturmont veya canlı ya da cansız bir nesnenin veya modelin çizimi demektir. Yani önünüzde duran bir şeyi kağıda kaleme alıp kağıda dökmektir. 2. aşama biraz daha kompleks bir sınav şeklidir. Bu imgesel sorular içerir. İmgesel soru nedir? Size bir küçük bir paragraf şeklinde bir soru verilir. Ve sizden o soruyla bağlantılı olarak karmaşık bir kompozisyon oluşturulmanız istenilir. Burada birkaç tane örnek getirdim ben farklı üniversitelerden, işte Hacettepe, Mimar Sinan üniversitelerinden. Bu imgesel soruları çok dikkatlice, çok yakından okumanız gerekmektedir. Kendinize zaman tanıyıp, tekrardan kendinizi gözlemleyip, hayalinizde kurguladığınız şeyleri iyice düşünüp ondan sonra başlamanız gereken bir sınav şeklidir. Yani imgesel soru örneğin nedir? İşte arka planda taş bir bina görünüyor, bir bahçe vardır, bahçede falan filan vardır, orada biri oturuyordur, yanında şu vardır ve önünden de bir kedi geçiyordur gibi bir kompozisyon örneği size verilir. Siz hayal gücünüzle onu gözünüzde canlandırırsınız ve ondan sonra kağıda dökersiniz. Çok kolay gibi duyuluyor olabilir ama aslında çok inanılmaz zor bir şeydir. Çünkü o kadar çok varyasyon var ki. Bu aynı zamanda hangi özelliklerinizi göstermek için kullanılır? Onun üzerine de değineceğim. Şimdi bu sınava girmek için aday öğrencilerimizin yetenekli olması yeterli mi diye bir soru var burada. Şimdi pratik yaparken belirli beceriler geliştirirsiniz, teknik becerilerinizi geliştirirsiniz. Gördüğünüzü belki çok iyi bir şekilde çizebilirsiniz. Bu da aslında yetenekle bağlantılı dır veya değildir, onu kişiye özel bir şey diye düşünüyorum ama her ne kadar yetenekli olursanız olun,
Sınavlar sadece yetenek ile ölçülmediği için resim hakkında teknik bilgilere de ihtiyacınız olacaktır. Ama teknik bilgilerin de yanı sıra, yeteneğin de yanı sıra aslında yaratıcılığa en fazla ihtiyacınız olacaktır. Şimdi birinci söylediğim öneri aslında en başta söylediğim profesyonel destek almanız, kendinizi gözlemlemeniz, çok 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 çalışmanız, durmadan ve sürekli bir şekilde pratik yapmanız, çalışmanız gerekmektedir. İlham gelmesini beklemeyin. Yani sanatçıyım, sanatçı adayıyım dediğinizde işte ilham gelmesi beklenilir veya ilhamla bağlaştırılır. Fakat aslında çok da ilhamla bağlantısı olmayan bir alandır. İlham diye bir şey vardır fakat sizi çalışırken bulması gerekir. Bu Picasso'nun bir sözü. Burada da Picasso'nun bazı ilk resimlerini eklemek istedim. Yetenek ve yaratıcılık kavramlarıyla bağlantılı olarak. Şimdi Pablo Picasso dünyaca ünlü bir sanatçı, İspanyol bir sanatçı. Kendini kübizmin babası olarak veya öncülerinden biri olarak şey yapmış, ispatlamış. Fakat yetenekli mi dediğimizde ilk resimlerine bakmamız lazım. Bu adam çok yaratıcı bir şey aileden gelen, sanatla iç içe olan bir aileden gelen, sanatçı, sanat hocalığı yapan bir babası olan bir kişi ve burada La Picador diye bilinen 1889 tarihli bir resmini görüyoruz. İlk resimlerinden biri bu. Baktığımızda çok güzel bir resim mi sizce? Yani ortalamanın altında diyebiliriz. Picasso'ya yakışır bir resim olarak da düşünmeyebiliriz bunu ama adam yıllarla çalışıyor. Gördüğünü, görmediğini, hayalinden önünde olanı durmadan betimliyor ve yıllar sonra ancak yani 40 yıl sonra şu anda bildiğimiz itibarıyla kübizm akımına yol açıyor. Bunlar da aynı şekilde Picasso'ya ait. Picasso daha farklı işte kübist çalışmalarıyla biliniyor fakat akademi yıllarında oldukça gerçekçi, oldukça anatomik çalışmalara sadık çalışmaları da vardır. Ve daha sonra bu anatomik çalışmalarında öğrendiği işte o teknik bilgileri yavaşça bozarak şey yapmaya başlıyor. Orada da bir çok güzel ve çok beğendiğim bir sözü vardır. Rafael gibi resim yapmam için yapmak 4 senemi aldı. Rafael gibi resim yapmam 4 senemi aldı. Fakat bir çocuk gibi resim yapabilmem bir ömür boyu. Yani aslında hayat boyu süren bir çalışma biçimi. Evet, şimdi yaratıcılığa geri dönecek olursak ve esas yani gerçekte şu aday öğrencilerin gireceği özel yetenek sınavına bakacak olursak bu imgesel sorularda aslında bir yaratıcılık beklentisi vardır. Yani sadece yetenek, sadece teknik bilgi değil burada. Çünkü burada size bir problem veriliyor ve sizin bunu size özel bir şekilde çözümlemeniz gerekiyor. Bir çözüm sunmanız gerekiyor. Ve aslında o çözme biçiminiz sizin kişiliğinizle ve potansiyelinizi ortaya koyacak şeydir. Yani esas değerlendirilen şey bu sınavlarda. Yani yaratıcılığın ne ölçüde, hangi sonuçlar ile değerlendirdiği ayırt edici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor diyor orada slide'ım. Burada Mimar Sinan Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kullandığı bazı sınav, yani imgesel soru örnekleri de vardır. Örneğin işte M harfi bir üçgen, ekose desenli bir bez mendil,
kadeh ve 48 sayısının verildiği sınavda katılımcıların çizim yeteneğinden çok aslında yaratıcılıkları sınanmıştır. Yani bunlar size veriliyor, siz onları bir şekilde farklı varyasyonlar düşünerek ve ondan sonra son kararınızla bunları betimleyerek sunuyorsunuz hocalara. Başka bir farklı örnek de önünüze konulan bir objenin aslında 5 dakika sonra, yani 1,5 saatiniz olsa da 5 dakika sonra o obje kaldırılıyor ve siz görsel hafızanızla onu sonradan tamamlıyorsunuz. Yani geliştirmek isteyeceğiniz becerileriniz sadece size işte doğuştan veya yukarıdan gelen bir yetenek olarak düşünmeyin lütfen aday öğrencilerimiz. Lütfen iyice çalışın, farklı şekillerde yaratıcılığınızı besleyecek şekillerde çalışın. Farklı örnekler izleyin, gözlemleyin. Olduğunuz, bulunduğunuz yerlerdeki görsel, kültürel alanları gözlemleyin, çizin, çalışın. Mutlaka müzeler vardır, sanat örnekleri vardır. Eğer etrafınızda böyle kurumlar yoksa da internete girin, internetten bu gibi kurumları izleyin. Gözünüzü iyice besleyin. Görsel hafızanızı da besleyin. Bu da başka bir örnek. Hacettepe Üniversitesi'nden aday öğrencilere 5 obje veriliyor. Bunların arasından işte 3 kavram veriliyor. Bunların arasından 1 kavram ve 3 obje seçiyor aday öğrenci ve onları birleştirerek bir kompozisyon oluşturuyor 1,5 saatte. Evet. Bu özel yetenek veya çizim sınavı dediğimiz kısım hakkında bilgiler böyle. Çok farklı örnekler de vardır. Tabii ki bu sorularda her yıl değiştiriliyor, geliştiriliyor, dönüştürülüyor. Bunun yanı sıra bir motivasyon mektubuna ilaveten ve belki de ondan daha da önemli olarak portfolyonun öneminden de bahsetmek isterim. Bir portfolyo öncelikle ne demektir? Aynı zamanda bir çizim dosyası olarak da düşünülebilir. Fakat sadece çizimlerin olduğu veya desenlerin olduğu bir dosya değildir bu. Çok farklı şeyler de içerebilir. Aday öğrencinin sizlerin yaptığınız herhangi işlerini içeren, bu tabii ki desen, illüstrasyon, fotoğraf, üç boyutlu çalışıyorsanız, heykellerinizin seramik çalışmalarınız varsa onların fotoğrafları, görselleri olabilir. Dijital ortamda çalışıyorsanız onların görselleri olabilir. Yani gayet geniş görsel çalışmalarınız ne varsa her şeyi koyabilirsiniz. Tabii ki portfolyonun kişi tarafından iyice düzenlenmesi, derlenmesi de çok önemlidir. Yaptığınız işte 5 yaşında yaptığınız desenle günümüze kadar yaptığınız her şeyi toparlayıp işte bir büyük bir kutu içinde getirin demiyor bence hiçbir üniversite. Fakültelerin, hocaların görmek istediği aslında yaptığınız çalışmalardan siz seçebiliyor musunuz? Kendinizi en iyi temsil eden çalışmalarınızı ortaya çıkarabiliyor musunuz? Onları iyice derleyip, toparlayıp güzel bir şekilde, estetik bir şekilde, titiz bir şekilde sunabiliyor musunuz? Aslında portfolyonun içinde bulunduğu işlerden yanı sıra bu gibi özellikleri de detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Bunlara da özen gösterilmesi gerekir. Son olarak da bu portfolyo hakkında kısa, çok kısa bilgilendirici bir videomuz var. Arkın Üniversitesi tarafından hazırlanmış. Onu size sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Doktor Esra Plümer Bardak bizlerle Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giriş paylaştı. Çok teşekkür ederiz Esra Hocam. Bugünün anısına bir de plaket takdim edelim size. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet, bugünü de böyle tamamlamış olduk. Son Güzel Sanatlar Fakültesi bağlamında teşekkür ediyoruz. Standlarda bilgi alabilirler, size uğrayabilirler. Teşekkürler.